Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, pandeminin ülkemizi sardığı bu zor koşullarda bütçe yapmaya çalışıyoruz. Bu salgın sürecinde yıllarca vergisini vermiş esnafımız zor durumda. Kafe, kahvehane, lokanta sahipleri ayakta kalmaya çalışıyor. Okul servisçileri, kantinciler hayatta kalmaya çalışıyor. İnternet kafe işletmecileri, seyyar satıcılar ve tekel bayi sahipleri can çekişiyor. Milyonlarca vatandaşımız aç ama bu çare bulması gereken saray ve yandaşları maalesef doymak bilmiyor. Açıklanan destek paketleri yeterli değildir. Esnafımızın ve çiftçimizin vergi, sigorta ve Bağkur prim borçları, kredileri faizsiz bir şekilde ertelenmeli ve çok daha kapsamlı destek paketi açıklanmalıdır. AKP'li vekillere seslenmek istiyorum. Bütçe görüşmelerinde yaptığınız konuşmaları izledim. Vatandaşın içinde bulunduğu durumu görmüyorsunuz. Yaptığınız ucube sistemle halktan kopmuşsunuz ve güç zehirlenmesi yaşıyorsunuz. Bakın, bir fotoğraf göstermek istiyorum. Yıllar evvel bir seçim kampanyası, mütevazi bir kamyonda Sayın Erbakan ve Tayyip Erdoğan bir seçim kampanyası yürütüyor. Şimdi evet hocanız, şu anda ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Milyon dolarlık araçlarla cuma namazına gidiyorsunuz. Cuma namazına. Dediniz ki zulüm gördük dediniz. Özgürlükler için mücadele edeceğiz. Sayın Özden Başkanım, siz de çok kullandınız bu kelimeyi. Evet, millet de inandı, size oy verdi, iktidara geldiniz. Şimdi ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Şimdi siz zulmediyorsunuz. Bakın, Bora başkanlarımıza zulmediyorsunuz. Maden işçilerine zulmediyorsunuz. Daha birkaç gün önce doktorlara yaptığınız zulüm işte maalesef bu durumda. Yani söyledikleriniz, Özden Başkanım, yaptıklarınız tutmuyor. Lüks ve bakın bu fotoğraflarda ne var biliyor musunuz? Lüks var, şatafat var, israf var, koltuk hırsı var, koltuk sevdası uğruna ülkeyi peşkeş çekmek var, peşkeş çekmek. Çok değerli vekiller, Diyanet İşleri Başkanlığımız 7 bakanlıktan büyük bütçesi var. 13 milyarlık bir bütçe bu. İçinden geçtiğimiz bu karanlık günlerde insanlık için umut olan iki tane şirketten söz etmek istiyorum. Birisi Pfizer, birisi de BioNTech. Bakın, 175 ülkede faaliyet gösteren bu Pfizer'de 96 bin kişi çalışıyor. İki Türk doktorun sahip olduğu BioNTech'te ise 1300 kişi çalışıyor. Peki soruyorum, Diyanet'te kaç kişi çalışıyor biliyor musunuz? 131.789 kişi çalışıyor. Yani Diyanet'in personel sayısı BioNTech'in 100 katı arkadaşlar. Bakın, salgınla mücadelede en çok ihtiyaç duyulan bu tıbbi tekniker ve sağlık personel atama beklerken ne yaptık biliyor musunuz? Diyanet'e 5000 ilave personel verdik arkadaşlar, 5000. İşte ülkeyi bu anlayışınız batırıyor, iflas noktasına götürüyor. Değerli milletvekilleri, bakın, 2021 yılı bütçesinde çocukların taciz edildiği yurtlarda, diri diri yandığı yurtlara 81 milyon 891 TL ödenek ayırdık. Bu derneklerle harcanan paralarla 1.637.000 esnafa 50'şer bin liralık destek verilebilirdi. Bir iktidarın halka bakış açısı işte bu bütçelerden belli olur. Sizin yaptığınız bu bütçelerde cemaatler ve tarikatlar var. İşte Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı olduğunda ne olacak biliyor musunuz? Bu bütçe devletin gerçek sahibi, halka verilecek, halka. Değerli milletvekilleri, bakın, içinde lüks olan, israf olan, şatafat olan bu bütçede ne yok biliyor musunuz? Alevi yurttaşlarımız yok. Kısa bir süre önce Almanya'da Aleviler ve Cemevleri anayasal hakka kazandırıldı. Ancak geldiğimiz bu çağda maalesef Türkiye'de ibadethane cemevleri ibadethane statüsünde değil, bu karanlığında çözülmesi lazım bir an önce. Değerli milletvekilleri, Diyanet'in bütçesini incelediğimizde de akıl almaz harcamalarla karşılaştık. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hatırlıyorsunuz bir sözü vardı. Meyve sebze almak için akşamı bekleyin demişti. İşte o Diyanet Başkanlığı ne yapıyor biliyor musunuz? Bakın, Diyanet'te bir yüksek ihtisas merkezi yapıyor. Bunun bedeli 40 milyon lira. Burada ne var biliyor musunuz? Hamam var, sauna var biliyor musunuz arkadaşlar? Ve daha yeni bir ihale yapıldı. Bunun bahçesini düzenlemek için 2 milyon 749 bin lira para ayırmışsınız. Başka ne var bu Diyanet'in bütçesinde? Elazığ'da 90 milyon liraya yapılan Harput Diyanet Külliyesi var arkadaşlar. Daha deprem konutları bitmedi. Buna külliye ne gerek var arkadaşlar? Bunları araştırırken daha tesadüf geçen gün seçim bölgem Bodrum Ortakent'te gene 100 milyon liraya bir külliyenin yapıldığını öğrendik. Daha Bodrum'daki hastanenin %40'ı tamamlanmadı arkadaşlar. Bu ne acele? Bakın, bir söz var. Hazreti Muaviye Şam'a
kendine bir görkemli saray yaptığında Hazreti Ebu Zer'le soruyor. Sarayımı nasıl buldun diyor. Zelil cevap veriyor. Eğer bu sarayı kendi paranla yaptırdıysan israftır. Halkın parasıyla yaptırdıysan ihanettir, haramdır diyor. İşte bu yapılanlar ihanettir, haramdır, haram arkadaş. Peki. Sayın milletvekili buyurun, teşekkür ederim, buyurun. Bitir ya, bitir hadi.